Arkadaşlar merhabalar. Her hafta çözmeye devam ettiğimiz KPSS'de çıkabilecek tarih sorularının bu hafta devamıyla karşınızdayız. Özellikle evde kaldığımız şu dönemde hız kesmeden tarih sorularının çözümüne devam edeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden ilk soruyla bu haftaki çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuz. İlk Türk devletlerinde görülen Kaan, Ayukı, Kurultay kavramlardan hangileri merkezi yapıyı oluşturur diyor arkadaşlar. Hatırlarsanız ilk Türk devletleri konusunu işlerken biz kağanın hükümdara ayukrin hükümete kurultayında önemli meselelerin konuşulduğu bir danışma meclisi olduğundan bahsetmiştik. Bundan dolayı hepsi merkezi yapıyı oluşturur. Cevabımız arkadaşlar E şıkkıdır. İkinci sorumuz Şirke bir camiye, Arapata türbesi, Ayşe Bibi türbesi gibi mimari eserler Aşağıdaki Türk İslam devletleri. Bakın. Türk İslam devletlerinden hangisine aittir? Hani buradaki eserlerden biz Ayşe Bibi Camii'nden bahsetmiştik. Türk İslam devletlerini işlerken. Bu eserin Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılara ait olduğundan söylemiştik. Bunları hatırlarsanız eğer. Bu diğer eserleri bilmeseniz bile bundan doğru cevabın değişik olduğunu çıkartabilirsiniz. Buradaki cevabımız Karahanlılardır. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden İlk Türk İslam devletidir. Üçüncü sorumuza geçelim. Türkiye Selçuklu döneminde meydana gelen Bağbaylar isyanı, Kefelon savaşı, Beyliklere son verilmesi, Köse Dağ savaşı. Olaylarından hangileri devletin zayıflamasında etkili olmuştur diyor. Yani buradaki olaylar devleti zayıflatacak. Şimdi teker teker şıkları inceleyelim. Biz Bağbaylar isyanından bahsederken ne demiştik? Baba İshak tarafından 1240'lı yıllarda çıkarılmış ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni zayıflatmış bir isyandı. Bundan sonra ne olmuştu? Arada Moğollarla bir savaş vardı. Hatırlarsınız 1243 yılında Köse Dağı Savaşı. Babaliler isyanının bastırılmasında Anadolu Selçuklu Devleti çok zorlanınca Moğollar Selçuklu Devleti'nin zayıf olduğunu görüyor ve ona karşı savaş açıyor. Köse Dağı Savaşı'yla da Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılma sürecine sokuyor. Bizim buradaki doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Mirye Savaşı'nda hatırlarsanız Malazgir Savaşı'yla Türklere Anadolu'nun kapısı açılmıştı. Mirye Savaşı Savaşı'yla da Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kanıtlanmıştı demiştik. O zaman bu iyi bir şey. Beyliklere son verilmesi de yine merkezi otoriteyi güçlendiren bir olay demiştik. Ondan dolayı 2 ve 3 burada elenir arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Ahit teşkilatı ile ilgili olarak verilen iş başında eğitim verilmiştir. Ticari hayatı düzenlemiştir. Sadece Müslümanlar üye olabilmiştir. Hangileri doğrudur diye bize. Şimdi biz ne demiştik? Fütüve teşkilatı da denilen günümüzdeki esnaf ve zanaatkarlar odasının o dönemki oluşumuydu ahi teşkilatı. Biz bundan bahsetmiştik. Eğitim, sosyal ve ekonomik olanakları olan bu teşkilatla alakalı verilen Tüm öncüller bizim burada doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız E şıkkıdır. Dönemi için çok önemli bir teşkilattı ahilik. Ve şimdi sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nin egemenlik altına aldığı coğrafyalardaki Hristiyan halkın devlete olan bağlılığını artırmak için onlara hoşgörülü ve adaletli davranmasına ve vergiden muaf tutma gibi politikalarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hatırlarsanız açıklamada Hristiyan halkı hoşgörüden bahsediyor. Bu politikaya biz daha önce ne demiştik? İstimalet tabii ki. Osmanlı'nın iki ana politikası vardı. İskan ve istimalet politikası. Burada hoşgörüden Hristiyan halka verilen hoşgörüden bahsettiği için doğru cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuza geçebiliriz. Osmanlı Devleti Fatih döneminden itibaren Hristiyan Birliğini parçalamak ve ticareti geliştirmek için Avrupalı devletlere kapitülasyon vermiştir. Bakın. Kapitülasyon veriyor. Hristiyan Birliğini parçalamak ve ticareti geliştirmek diyor. Yani verilen kapitülasyonun amacı hem Hristiyan Birliğini parçalayacak hem de ticaret gelişecek. Öyle değerlendirmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu politikasının amacına ulaşmadığına kanıt olarak gösterilebilir diyor. Kanuni'nin Viyana'yı kuşatması, Venedik'in Preveze Deniz Savaşı'na katılması, Avusturya'ya karşı Fransa'ya yardım edilmesi, Kanuni devrinde İran seferlerine çıkılması, 1. Selim'in Mısır seferlerini gerçekleştirmesi. Biz ne demiştik? Fatih döneminde özellikle Venedik'e verilen imtiyazlar vardı. Ama buna rağmen Venedik Osmanlı Devleti'nin aleyhine karşı oluşturulmuş Preveze Deniz Savaşı'na katılıyor. Ya o kadar kapitülasyona sahip olmasına rağmen yine Osmanlı'nın karşı faaliyetlerine yer alıyor. Demek ki bizim burada verilen kapitülasyonların amaca ulaşmadığının kanıtı B şıkkı oluyor. 7. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde memurların görevlerini kötüye kullanmaları ve kanunlara uymadıkları dönemlerde halkı haksızlıklara karşı korumak için yayınlanan kanunnamelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada memurlar görevini kötüye kullanacak ve halkı haksızlara karşı korumak için yayınlanan bir kanunnameden olacak. Ya burada bakın adından da anlaşılacağı gibi bir adaletsizlik var. Adaletsizliğin giderilmesi için çıkarılan kanunname de arkadaşlar name'dir. Biz bundan daha önce bahsetmiştik. Yine burada bakın önemli belki karşımıza çıkabilir başka sorularda telhis var. Telhis ise bundan daha önce yine ben bahsetmiştim tekrar bahsediyorum. Sadrazamın bir konuda padişaha bilgi vermesine deniyor arkadaşlar. Sadrazam bazı konularda padişaha bilgi veriyor. Buna da telhis deniyor. Karşımıza çıkabilir. Dokuzuncu düzeltiyorum. Sekizinci sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nin toprak sisteminde tımarı alan kişi kendisine verilen toprağın sahibi olarak kabul görmez. Bakın toprağın sahibi değil. Topraktan elde ettiği verginin sahibi sayılırdı. Tımar sahibi tımar kanunlarına uymazsa arazisi de elinden alınırdı. Bu bilgilere bakılarak özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir. Keyfi uygulamalar engellenmek istemiştir. Devlet düzenini korunmak istenmiştir diyor. Hangilerini ulaşılabilir diyor. Şimdi baktığımız zaman burada toprak sahibi olmadığı diyor. O zaman özel mülkiyet gelişmemiştir. Buna ulaşabiliriz. Yine burada yapılan işlemler sonucu tımar sahibinin elinden toprak alınabilir diyor ya kendisine verilen sahibi değil. ya demek ki bunun elinden alınabiliyor. Kanunlara uymazsa arazi elden gidiyor. O zaman keyfi uygulamaların da önüne geçilmek istenmiştir. Yine devlet burada yaptığı uygulamayla düzeni sağlamak istemiştir arkadaşlar. Buradaki tımar sahipleriyle buradaki düzeni koruyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dokuzuncu soruya gelelim. Osmanlı Devleti'nde 1656 yılında yaşanan Vakai Vakvakiye Çınar olayı Bakın vakayı vakvaki biz bundan daha önce bahsetmiştik. Hangi padişah döneminde meydana gelmiştir? Önce neydi bu olay? Birçok devlet adamının yeniçerilerce asılmasıyla sonuçlanan olay diye hatırlarsanız. Birçok devlet adamı yeniçeriler tarafından asılıyordu. Kim zamanında asılıyordu? Tabii ki arkadaşlar 4. Mehmet zamanında asılıyordu. Yine burada bakın genç Osman var. Genç Osman 2. Osman o da Yeniçeriler tarafından hunharca katledilen bir padişahtı arkadaşlar. Bu da bizim karşımıza gelebilir. Çünkü Yeniçeri ocağını kapatmak ve yenilikler yapmak istiyordu kendisi. 10. soruya geçebiliriz. Osmanlı Devleti'nin Kırım'ı sürekli koruma yoluna gitmesinde etkili olan halkının Müslüman olması, Rusya'ya karşı tampon bölge konumunda olması, Rusların Karadeniz egemenliğine engel olması. Sebeplerden hangilerin stratejik olduğu bakın stratejik olduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar şimdi biz Kırım için ne demiştik? 1774 küçük kaynarca ile Rusya'ya geçiş süreci başlayan ve 1792 yaş antlaşmasıyla Rusya'nın eline tamamen geçen Kırım'dı. Halkı Müslümandı bu yüzden bizim için çok önemliydi. Rusya'ya karşı bir tampon bölge konumundaydı kaybedilmesi bizi sarsıyor zaten. Yine Rusya'nın Karadeniz'e egemenliği istiyordu. Yine orada Karadeniz e egemenliğine engel olması Kırım'ın bizim için önemli sebeplerinden biriydi. Bundan dolayı doğru cevabımız E şıkkıdır. 11. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti sanayi inkilabının yarattığı olumsuz etkiyi kırmak için tedbir olarak ithal ürünlerden aldığı vergileri arttırmasına rağmen bu politikadan istediği sonucu alamamıştır. Osmanlı bu politikada başarılı. Bakın. Başarılı olamamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize? Şimdi lonca sisteminin çökmesi, çok fazla ihracat yapması, dışa bağımlılığın azalması, kapitülasyonların varlığı, dış borç yükünün çok fazla olması. Biz burada bulunan tüm şıklar bu olaylarla alakalıdır. Ama bize olayların asıl sebebini soruyor arkadaşlar. Bu olayların asıl sebebi kapitülasyonların getirdiği ağır yüktür. Bunları eski dönemlere bakarsak Osmanlı güçlüyken kapitülasyon veriyor. O zaman bir sıkıntı yok çünkü güçlüydük. Ama güç zamanla azaldıkça kapitülasyonların varlığı bu sefer bizim üzerimizde yük olmaya başlıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Bunun sonucunda zaten lonca sistemi ne yapıyor arkadaşlar? İşlemez hale geliyor. 12. soruya geçebiliriz. Rusya'nın 18. yüzyıldan itibaren en büyük hedefi Akdeniz'e inmekti. Bu yüzden bu hedefin önündeki en büyük engel olan Osmanlı ile sürekli çatışma halinde olmuştur diyor. 19. yüzyılda bu çatışmalara sebep olan durumlar arasında Kutsal yerler sorunu Panslavist politika Kırım Hangileri örnek olarak gösterilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar Kırım ne zaman elden çıkmıştı? 1792 yaş ile elden çıkmıştı. Yani 18. yüzyılda. Bundan dolayı Kırım'ı eliyoruz. Ama kutsal yerler sorunu ve panslavis politika yani Slavları Osmanlı'ya karşı düşman ederek kendi çatısı altında toplamaya çalışıyordu Rusya. Bunlar arkadaşlar sorun olmaya devam etmişti. Bundan dolayı bizim doğru cevabımız C şıkkıdır. 13. soruya geçelim. 1867'de çıkardığı Muhbir adlı gazetede yazdığı muhalif yazılar nedeniyle Sultan Abdülaziz tarafından Kastamonu'ya sürgün edilen Osmanlı aydını aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız hükümeti eleştiren yazıları sebebiyle sürgün edilen kişi Ali Suavi diye bir açıklama yapmıştık gazetelerden bahsederken. Yine buradaki diğer gazetelerle alakalı birkaç isim var. Onlara da değinmemiz gerekiyor. Özellikle Şinasi, Şinasi ile alakalı biz ne demiştik? Ve Agah Efendi vardı. 1860 yılında ilk özel gazete olan Tercümanı Ahvali beraber çıkarmışlardı bunlar. Yine Şinasi bir iki yıl sonra Tasviri Efker adlı gazeteyi çıkarttı ve Avrupa'ya gittiği sırada o gazeteye namı Kemal vekalet etti. Bunlar da dipnot olarak kaydedebileceğimiz bilgilerdir arkadaşlar. 14. sorumuza geçelim. Milliyetçilik akımının etkisiyle beraber siyasi birliklerini 1870'ten itibaren sağlayan ve dünya sahnesindeki yerini alıp sömürgecilik yarışına dahil olan ülkeler hangisinde doğru olarak verilmişti? Neydi? Bu ülkeleri hatırlarsanız, Prusya ve Piemonte. Biz bu, böyle bahsetmiştik bunlardan. Karşınıza bu şekilde de gelebilir bu devletler. Bunların bizim bildiğimiz adı ise Almanya ve İtalya'dır arkadaşlar. Bakın, Almanya, Prusya, İtalya ise Piemonte olarak karşımıza gelebilir. Bunları sakın karıştırmayın. Doğru cevaptır yine. Özellikle İtalya'da Karbonori gizli cemiyeti vardı arkadaşlar. Bu faaliyetler çok etkili olmuştu. Yine Almanya'da da Hitler'in kurduğu Gestapo teşkilatı ilerleyen dönemlerde karşımıza soru olarak gelebilir. Bunları lütfen unutmayın ve dipnot olarak kaydedin arkadaşlar. 15. sorumuza bakalım. Hicaz Yemen cephesindeki savunma ile ünlenen ve çöl ortasında Plevne kahramanı bakın çöl ortasında Pilevne kahramanı lakabıyla bilinen Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz Medine müdafaasıyla kendisini anlatmıştık. Bu kişi kimdi? Medine müdafasını yapan üstün başarılar gösteren kahraman tabii ki A şıkkındaki Fahrettin Paşa'dır arkadaşlar. Yine Süleyman Askeri Bey var bakın burada. B şıkkında. Bu da bizim karşımıza gelebilir. Süleyman Askeri Bey hatta bu dizide de karşımıza gelmişti. TRT'de bir dizi yayınlanmıştı bununla alakalı. Irak cephesinde başarılar gösteren komutanlarımızdan biriydi kendisi. Bunları lütfen unutmayalım. 16'ya geçelim. Amasya görüşmelerinin milli mücadeleye katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Şimdi Anadolu hareketinin güç kazanması evet gösterilebilir arkadaşlar damat Ferit'in görevinden istifa etmek zorunda kalması değerlendirmemiz gerekiyor. Temsil heyetine olan inancın artması, evet yurt genelinde bir inanç arttı. Mebusan Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlanması, evet. Temsil heyetinin hukuken tanınması, evet Amasya görüşmeleri sonrasında olmuştu bu. Ama burada damat Ferit'in görevinden istifa etmesi zorunda kalması. Burada bizim doğru cevabımız budur arkadaşlar. Neden? Damat Ferit'in istifasını hatırlarsanız ne demiştik? Sivas Kongresi'ni engelleyememişti. Sivas Kongresi'ni engellemek istemişti fakat engelleyememişti. Bundan sonra zaten Damat Ferit'in istifa süreci başlamıştı arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 17. soruya geçelim. Amasya Genelgesi'nde yer alan Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta bakın Sivas'ta bir kongrenin hemen toplanması gerekmektedir. Bunun için her sancaktan halkın güvenini kazanmış 3 delege. Halkın güvenini kazanacak bakın. Hızla yola çıkarılması gerekmektedir. Bu delegeleri müdafaa hukuk cemiyeti ve belediyeler seçecektir. Bu delegeleri müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyeler seçecektir kararı yer almıştır diyor. Buna göre milli mücadele yanlıların seçilmesi hedeflenmiştir. Demokratik anlayış ön plana çıkmıştır her ilden 3 delege seçilip göndermiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın şimdi bu soruyu değerlendirecek olursak arkadaşlar. Milli mücadele yanlıları evet yukarıdaki öncülden bunu çıkartabiliriz. Demokratik anlayış ön plana çıkmıştır diyor. Çünkü bakın yukarıda seçimden bahsediyor. Seçimin olduğu yerde demokrasi vardır zaten. Evet. Her ilden 3 delege seçilip gönderilmiştir. Halkın güvenini kazanmış olan 3 delege seçilip hızla yola çıkarılması gerekmektedir diyor. Burada gönderildiğine dair bir şey yok. Yola çıkması gerekmektedir diyor. Ki üç vekil toplantıya katılamıyor. Neden? İstanbul Hükümeti ve Ali Galip diye İstanbul Hükümeti'nin yanlısı bir adam vardı hatırlarsanız. Bu delegelerin gitmesini engellemeye çalışmıştı. Ondan dolayı 3 delege katılamadı arkadaşlar. Düşünce var ama katılamamıştır. Bizim doğru cevabımız burada C şıkkıdır. Yani 1 ve 2. 18. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir diyor. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi, Doğu sınırımızın kesin olarak çizilmesi, Fransızların Anadolu'yu boşaltması, Büyük Taarruz hazırlıklarına başlanması, İtalya'nın Anadolu'yu boşaltması. Biz Sakarya Savaşı'ndan bahsederken bunlardan bahsetmiştik. Şu dördünden daha önce bahsetmiştik. Ama A şıkkındaki Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi arkadaşlar nereden sonraydı? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonraydı. Biz buna birinci İnönü Savaşı'nda değinmiştik. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır. 19. sorumuza bakalım. Milli mücadele yıllarında Ermenis Ermenilerin Doğu Anadolu'daki iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan belge. Bakın Ermeniler Doğu Anadolu vurgulayan belge. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bizim buradaki doğru cevabımız General Harvard raporudur. Yani C şıkkıdır. Diğer raporlardan daha önce bahsettik ama tekrar değineyim ben. Amiral Bristol raporu. Bu neydi arkadaşlar? Dünya kamuoyunda Türk milli mücadelesinin başarısının göstergesidir. Ve İzmir'de Yunanlıların oyunlarının bozulmasına sebebiyet vermiştik. Yine Sandler raporu var. Burada önemli raporlardan biri Sandler raporu. İsveçli diplomat Sandler tarafından yazılıyor. Adını buradan alıyor. Ve Hatay'ın 1937 yılında özel bir stotik kazanmasıyla son buluyor. Fransızlar hatırlarsanız Hatay üzerinde iddialarda bulunuyordu. Yine Hatay 1939 yılında ana vatana katılıyordu arkadaşlar. Bizim doğru cevabımız burada C şıkkıdır. 20. sorumuza geçelim. 1927 yılında uygulamaya konan teşvik sanayi kanununun başarısız olmasında sermaye yetersizliği, teknik bilgi yetersizliği, kalifiye işgücü yetersizliği sebeplerden hangileri etkili olmuştur? Etkili olan sebepleri bize soruyor. Şimdi özel sektörün desteklenmesi için çıkarılan bir kanunda bu. Tüm öncüllerin eksikliğine bakarsak bakın buradaki tüm öncüllerin eksikliğine bakın. Bunlar bizim için engel teşkil eder. Yani başarısız olması için etkili olmuş sayılabilir. Çünkü o dönemde bunlar eksikti ve etkisiz kalıyordu. Yine devletçilik ilkesiyle arkadaşlar bu yatırımlar devlet eliyle yatırım yapılmaya başlandı. Devlet baktı özel sektör bunu yapamayacak. O zaman ben ne yapayım dedi. Devletçilik ilkesini kullanarak bunları kendim yapayım. Halkın mağdur olmasın dedi. Bizim burada doğru cevabımız E şıkkıdır. 21. sorumuza geçelim arkadaşlar. Harf inkılabı, <laughs> halk evlerinin açılması, Türk Tarih Kurumu'nun açılması, halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyet döneminde yapılan bu çalışmaların bakın yine kronolojik sırası bir de soru soruyor. Doğru cevap veri olarak verilmiştir diyor. Şimdi değerlendirelim arkadaşlar soruyu biz. Halifelik için biz ne demiştik? Hatırlarsanız halifelik için 1924 yani 3 Mart 1924 demiştik biz buna. Harf inkilabı burada harf inkilabı 1928 arkadaşlar. Halk evleri 1932 Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931 Biz bunların yıllarından daha önce bahsettik. Değerlendirdiğimiz zaman 4-1-3-2 Yani cevabımız 5 şıkkı. Bazı yerlerde yılları bilmekte fayda var. Bir nevi ezber sorusu. 22. sorumuza gelelim. Atatürk tam bağımsızlığı siyasi, mali ekonomik, adli, askeri, kültürel, kısaca her alanda ülkenin istediği gibi karar vermesi olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki öncüler zaten bizim için çok önemli. Bunlar olmazsa bağımsızlıktan bahsedilemez. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık alanında yapılmış bir çalışma değildir diyor. Bakın bağımsızlık alanında yapılmış bir çalışma değildir diyor. Duyunu umum yeni kaldırılması. Bu dış borçlar idaresiydi ve bizim mali alanda kısıtlıyordu. O zaman bu yapılan çalışmalardan biridir. Şöyle bir işaret koyalım. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi yine arkadaşlar bu kongreyle alakalı biz ne yapıyoruz? Mali ve ekonomik alanda kalkınmaya çalışıyoruz. Bu da bizi etkiler. Patrikhanenin siyasi yetkilerine son verilmesi. Patrikhane bizim içimizde ne yapıyordu? Karıştırmaya çalışıyordu. Burada siyasi yetkilerini kullanarak bizi içten yıkmaya çalışıyordu. Bu da arkadaşlar sayılabilir. Saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılması evet arkadaşlar inkılapların önünü açan bir şeydi ama bu bizim iç siyasetimizle alakalıydı. Yani bu bağımsızlığı kısıtlayan bir durum değildi. Doğru cevap burada saltanatın kaldırılmasıydı arkadaşlar. E şıkkındaki kapitülasyonların kaldırılması yine bizim üzerimizdeki mali ve ekonomik yükü kaldırıyordu arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 23. soruya geçelim. Türkiye ile Fransa ilişkilerini olumsuz etkileyen olaylar arasında dış borçlar Bozkurt Lotus yabancı okullar. Başlıklarından hangileri etkili olduğu söylenebilir diyor. Biz bu sorulardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Dış borçlar zaten uzunca bir süre etki etti. Bozkurt Lotus Bozkurt ve Lotus gemisinin çarpışmasıyla alakalıydı. Yine bu bizim Fransa ile aramızda sıkıntı çıkarmıştı. Yabancı okullar sonunu hatta şu an günümüzde bile birçok yabancı okul var ülkemizde. Bunlarla alakalı sorun görünmüyor olarak görülebilir ama zamanından beri hala bu sorundan içten içe devam etmektedir arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 24. soruya geçelim. Şey Said isyanı nedeniyle yürürlüğe konulan takriri sükun kanunu aşağıdakilerden hangisini korumaya yönelik olarak çıkartılmamıştır diyor. Bakın hangini korumaya yönelik olarak çıkartılmamıştır. Şimdi 1925-1929 yılları arasında irticai faaliyetleri engellemek için çıkarılan bu kanun İrticayı destekleyebilir mi? Destekleyemez arkadaşlar. Zaten irticayı faaliyetleri engellemeye çalıştı. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. Rejimi, laikliği, çağdaşlaşmayı, inkılapları korumaya yöneliktir bu takrir hüküm kanunu. Ama irticayı faaliyetleri değildir. 25. sorumuza geçelim. Nazi Almanya'sında insanlar üzerinde sınırsız bir yetki kuran, hiçbir mahkeme kararı olmadan herhangi bir kimseyi alıkoyabilen Servis aşağıdakilerden hangisidir diyor? Nazi Almanya'sı diyor. Biz hatırlarsanız neyden bahsetmiştik arkadaşlar? Carbonari cemiyeti İtalya'da, Gestapo ise Almanya'da Hitler tarafından biz kurulduğundan bahsetmiştik. Bizim buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Carbonari İtalya'da. Yine bakın burada birkaç tane gizli cemiyet var. Asala şöyle üzerine değişik bir renkle işaretleyelim. Asal arkadaşlar Ermenilerin Ermeni terör örgütü bunlar. Yine Kara El var bakın burada. Bu da gizli bir Sırp örgütüydü. Burada Çetnik var E şıkkında. O da 2. Dünya Savaşı sırasında Sırp gerilla grubuydu arkadaşlar. Yine Carbonari İtalyanların kurduğu gizli teşkilattı. Bunlardan biz bahsetmiştik. Üzerine tekrar değinmekte fayda var. 26. sorumuza gelelim. Türkiye'de 2. Dünya Savaşı yıllarında Petrol Ofisi, Et Balık Kurumu, YAŞE Müsteşarlığı kurumlarından hangilerinin kurulduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar, Milli Korunma Kanunu'ndan bahsetmiştik. Hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı yıllarında sıkıntılar vardı ve bununla alakalı Milli Korunma Kanunu vardı. Bundan bahsederken biz bu kurumların kurulduğundan daha önce Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde bahsetmiştik. Bizim doğru cevabımız burada üçüdür Yani E şıkkı. İlk denememizin son sorusuna geliyoruz. Türkiye'nin üye olduğu Bağdat Paktı, Avrupa Konseyi, NATO örgütlerinden hangilerinde güvenlik ve savunma amacı yoktur? Bakın, güvenlik ve savunma amacı yoktur diyor. Biz NATO'dan bahsetmiştik, Avrupa Konseyi'nden bahsetmiştik, yani AB'den bahsetmiştik, Bağdat Paktı'ndan da bahsetmiştik. Avrupa Konseyi arkadaşlar bakın buradaki Avrupa Konseyi güvenlikten daha çok İnsan hakları temel hak ve özgürlükler üzerineydi hatırlarsanız. Bizim buradaki doğru cevabımız yalnız ikidir. Ama Bağdat Paktı ve NATO güvenlik içindi. Dünya üzerindeki gelişmeler savaşlara karşı yapılabilecek ittifaklar üzerine kurulan Bağdat Paktı ve NATO'ydu. Burada bu yüzden doğru cevap bizim B şıkkı oluyor. Vakit kaybetmeden ikinci denememize geçebiliriz arkadaşlar. Bu haftaki son denememiz olan ikinci denememizle kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edelim. İlk sorumuz ilk Türk devletlerinde bakın yine ilk Türk devletlerinden bahsediyor. Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin varlığı teginlerin eğitimine önem verildiğinin kanıtıdır diyor. Burada arkadaşlar hatırlarsanız Ataman, İnal, İnanç bu isimle adlandırılan görevliler teginlerin eğitiminden sorumluydular. Ben bundan bahsetmiştim daha önce. Bizim buradaki doğru cevabımız Ataman. Fakat karşımıza İnal veya inanç isminle de gelebilir bunlar arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Yine bakın diğer şıkları değerlendirelim. Edikut. Edikut için biz ne demiştik? Hükümdarın ünvanlarından biriydi bu. Tarkan saray görevlisiydi. Yine sarayda görevlilerden biriydi. Aynı zamanda savaşçı an anlamı da vardı. Buyruk bakan Ayguç ise arkadaşlar şurada Aygucu veya Ayguç diye de gelebilir. Hükümdardan sonra en yetkili görevliydi. Bunlar karşını, karşısına yazarsanız eğer yarın öbür gün soru olarak geldiğinde zorlanmadan çözebilirsiniz. İkinci sorumuza gelelim. En büyük İslam düşünürlerindendir. Ekberilik tarikatı onun fikirleri ışığında kurulmuştur. Vahdidi vücut düşüncesi savunmuştur. En dürüst olup 1240'ta Anadolu'ya gelmiştir. Verilen bilgiler İslam mutasıflarının hangisine aittir diyor. Bakın ekberilik, vahdedi vücut ve özellikle şuradaki yıla dikkat edin. En dürüst oluyor ve Anadolu'ya geliyor. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisini izlediyseniz biraz reklam gibi olacak ama orada İbnül Arabi isminde büyük bir alim zat vardı. Eğer izlediyseniz buradan bilirsiniz arkadaşlar. Bizim buradaki doğru cevabımız budur. Sorumuzun cevabı oluyor. Yani Muhyiddin Arabi. A şıkkı. Yine Mevlana Celaleddin Rumi bakın 13. yüzyılda yaşamış önemli tasavvuf alimlerinden biriydi. Mesnevi ise en bilinen eseridir. Hacı Bektaşi Veli var burada bakın. Hacı Bektaşi Veli bilinen eserlerinde en önemlisi Makalat'tır. Bu eser bize soru olarak gelebilir. Yine burada Hoca Dehhani var. Bir, özellikle eserlerinden bahsedeceğim. Genelde eserleri bize soru olarak geliyor. Önemli tasavvuf ve şiirleriyle bilinen bir, bir alimdir. Burada en son olarak Yunus Emre var. Yunus Emre'yi zaten bilmeyeniniz yoktur. Gene edebiyat kısmında da size soru olarak gelebilir arkadaşlar. Risale-i Nüsiye adlı eseri bilinen en önemli eserlerindendir. Anadolu şairlerinden de biridir kendisi. Bunları unutmayalım lütfen. Üçüncü soruya geçelim. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait mimari eser örnekleri arasında şehirlerin hangisinde görmek mümkün değil? Bak mimari eser olacak ve bu şehirlerde görünmeyecek. Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait olacak. Şimdi Konya, Kayseri, Tekirdağ, Sivas, Erzurum. Anadolu Selçuklu Devleti başkent İznik arkadaşlar. Sonrasında ne olmuştu? Konya ve Anadolu'da birçok yere hakim olan bir devletti. Ama buradaki Tekirdağ Balkanlarda kalıyordu arkadaşlar. Balkanlarda kaldığı için orada Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait bir eser görmek mümkün değildir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruya geçelim. Türk İslam tarihinde bu savaşlardan hangileri Moğollarla yapılmıştır diyor. Katvan, Köse Dağ, Yassı, Çemen, Dandanakan. Şimdi biz bu savaşlardan daha önce bahsettik. Katvan Savaşı 1141 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Moğolların bir kolu olan Karayitaylar arasında olmuştu. Yine bakın burada Köse Dağ Savaşı var. 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında olduğundan bahsetmiştik. Bizim burada Moğollarla yapılan savaşlar olduğu için doğru cevabımız burada A şıkkıdır. Şimdi diğer savaşlara bakalım. Yassı Çemen Savaşı. Bundan da bahsettim ben. 1230 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Şahlar arasındaydı. Unutmayın bunu. Yine Dandanakan Savaşı var. 1040 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasındaydı ki burada arkadaşlar şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Büyük Selçuklu Devleti de Gazne Devleti de Müslüman devletlerde bunları unutmayın. Bir Müslüman devleti siyasi varlık sahnesinden çekilirken diğer bir Müslüman devlet siyasi sahneye çıkmaktaydı. Gazneliler çekiliyor. Büyük Selçuklu Devleti sahneye çıkıyordu. Bu da karşımıza soru olarak gelebilir. Beşinci soru. Edirne Segedin antlaşmasından sonra 2. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Avrupa devletleri Edirne Segedin antlaşmasına uymayarak Macarlar ve Lehlilerin önderliğinde Haçlı Birliği kurdular. Özellikleri verilen Haçlı Savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar biz bu şeyden bahsederken 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması imzalanıyor demiştik. Macarlar da kimden kurtuluyordu? II. Murat gibi kurt bir padişahtan kurtuluyordu. II. Murat tahttan feragat ediyor. Yerine kim geliyordu? Genç yani II. Mehmet Bizim bildiğimiz adıyla Fatih Sultan Mehmet geliyordu. Bundan sonra Macarlar ve Lehliler önderliğinde bir Haçlı birliği kuruluyor. Bu Haçlı savaşı da neydi? Tabii ki Varna'ydı. Bizim doğru cevabımız burada Varna. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettikten sonra Fatih ismini alacak. Ben öyle bahsediyorum 2. Mehmet'ten. 2. Mehmet burada kitaplarda yer alır. Genelde şöyle bir hikayesi vardır babasıyla alakalı. Babacım gel işte ordunun başına geç diyor. Babası gelmiyor. Ondan sonra tekrardan diyor. Eğer padişah sizseniz buyurun gelin ordunuzun başına geçin. Yok eğer padişah ben isem emrediyorum gelin ordunun başına geçin diye kitaplarda yer alan ufak bir anekdot vardır. İkinci Murat tekrardan geliyor ordunun başına geçiyor ve Varna Savaşı ile Haçlıları mağlubiyeti uğratıyordu. Bunu da dipnot olarak vermiş olurum arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçelim. Osmanlı uygulamış olduğu devşirme politikasıyla asker ihtiyacını karşılamak, memur ihtiyacını karşılamak, merkezi otoriteyi güçlendirmek hangilerini hedeflemiştir diyor. Arkadaşlar asker ihtiyacı da memur ihtiyacı da karşılanıyor. Merkezi otoriteyi de güçlü güçlendirmek istiyorlar. Çünkü Türk ailelerinden merkezi otoriteye isyan etmek bir nevi moda olmuştu. Güçlü Türk ailesi istemiyorlardı. Hatta Müsadere sistemiyle topraklarına el konuyordu. İşte malına, mülküne el konuyordu. Böylece engelleniyordu. Bizim buradaki üç öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır. Yedinci sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde kanunnamelerin çeşitliği ve yasal düzenlemelerin fazlalığı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Arkadaşlar bakın kanunname ve yasal düzenleme diyorsunuz. Bakın yasa var, kanun var. Bunlar neyle alakalıdır? Hukukla alakalıdır. Yani hukuk sisteminin gelişmişliğinin bu kadar fazla şey varsa hukuk sistemiyle alakalıdır bu. Doğru cevabımız bizim burada C şıkkıdır. Zaten Osmanlı adalet sistemi dünyaya mal olmuş bir sistemdi. Sekizinci soruya geçelim. Osmanlı'nın çok farklı kültürleri bir arada barındırdığında kanıt olarak farklı dillerin konuşulması farklı ibadet yerlerinin yapılması, farklı vergilerin alınması. Hangileri gösterilebilir diyor? Yine kolay bir soru arkadaşlar. Farklı diller, farklı ibadet yerleri, farklı vergiler. Demek ki arkadaşlar burada bir imparatorluk düzeni var. İmparatorluk düzeninde farklı dillerin konuşulması olabilir, ibadet yerlerinin yapılması olabilir, vergilerin alınması olabilir. Zaten gayrimüslim tebaadan, Müslüman tebaadan alınan vergiler farklıydı. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan padişaha bağlı hale getirilmiş. Bütün birimler merkez İstanbul'dan yönetilmiştir. Merkezi otorite sağlanmaya çalışılmıştır. Üniter bir yapı oluşturulmuştur. Taşla da merkeze bağlı hale getirilmiştir. Şimdi merkezi yapı oluşturulmaya başlamış. Evet. Taşların merkeze bağlılığı da güzeldir. Yani 1 ile 3'ü alıyorum. Ama üniter bir yapı oluşturulmuştur. Arkadaşlar Padişah bağlılık ve taşra kabul edilirken üniter yapı kabul edilemez. Çünkü üniter yapı tek millet, tek bayrak, tek devlet olma özelliğinden dolayıdır arkadaşlar. Burada bizim doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir? Bakın 17. yüzyıl. Islahatlar batı örnek alınmamıştır. Yüzeysel ıslahatlar yapılmıştır. Islahatlarda baskı ve şiddet uygulanmıştır. Islahatlar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Islahatları tepkilerde gösterilmiştir diyor. Bize özelliklerinden değildir dediği için arkadaşlar ıslahatlar birbirini tamamlayıcı nitelikte değildir. Neden tamamlayıcı nitelikte? Burada niteliktedir diyor ama değildir. Neden değildir arkadaşlar? Çünkü ıslahatları yapan kişinin ömrüyle süreliydi. Atıyorum işte ben Padişahım ıslahatı yaptım ama ben öldükten sonra ıslahat devam etmiyor. Onun devam edici bir ıslahat olarak görmüyorlar. Kapatıyorlar veya başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı birbirini tamamlamazdı. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde ön plana çıkan şahsiyetlerden biri değildir diyor. Özellikle soruları çözerken sorunun en sonundaki soru kalıbına iyi bakın arkadaşlar. Böyle değildir diyerek sizleri şaşırtmaya çalışabilirler. Lale devri neydi? 1718 Pasarov Çantlaşması ile başlayan 1730 Patronu Halil İsyanı ile son bulan dönemdi. Bizim arkadaşlar buradaki doğru cevabımız nedir? Evliya Çelebi'dir. Yani doğru cevap burada E şıkkıdır. Şöyle işaretleyelim. Evliya Çelebi. Neden Evliya Çelebi? Çünkü arkadaşlar Evliya Çelebi o yıllar arasında yaşamamış. Daha öncesinde yaşayan önemli bir seyyahdı. Yani 1718-1730 yıllar arasında yoktu kendisi. İbrahim Mütefekkira, Damat İbrahim Paşa, Levni, Nedim bunlar Lale Devri'nin önemli simalarındandır. Özellikle İbrahim Mütefekkira ve Damat İbrahim Paşa o döneme damga vuran insanlardır. 12. soruya geçelim. Osmanlı Devleti'nin 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisiydi? 12 ada geçici olarak nerede İtalya'ya bırakılmıştı arkadaşlar? Trablus Kap Savaşı sırasında İtalya'ya bırakılmıştı. Neden İtalya'ya bırakıldı? Çünkü Balkan Devletleri isyan ediyor ve olası bir Yunan tehlikesine karşı Uşi Antlaşması ile 12 ada İtalya'ya devrediliyordu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü bizim Yunanistan'a karşı kurabileceğimiz bir güç Göremediğinden dolayı o dönemdekiler İtalya'yı bırakarak en azından savaşta Yunanistan'ın oraya işgal etmesini engel olmaya çalışıyorlar. Bizim doğru cevabımız Balkan Savaşları'nın başlaması. Zaten Trablusgarp Savaşı ile Balkan Savaşı peş peşeydi arkadaşlar. 13. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nin halifeliği siyasi olarak kullandığı antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Halifeliği siyasi olarak diyor. Bakın. Küçük kaynarca ile ne yapmıştık? Kırım'da kalan şiirde de kart'ta kalan Müslümanların hala önderi olduğunu, halifeye bağlı olacak arkadaşlar. Halife adına orada hutbe okunacaktı. Müslümanlarla biz bağımızı kopardık ama gene halifeye orada hutbe okutarak halife adına hutbe okutarak arkadaşlar Müslümanlarla bağımızı bağlı tutmaya çalışmıştık. Doğru cevap burada 1774 küçük kaynarca Yine 1911-1912 yılları arasında imzaların antlaşmasıdır. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit döneminde meydana gelen gelişmelerden biri değildir diyor. Bakın 2. Abdülhamit dönemi diyor. Memleket sandıkları Bakalım Yılını hatırlarsanız 1867 Sultan Abdülazizan devrinde oluyor ve 1888 2. Abdülhamit Han zamanında Ziraat Bankası'na dönüşüyordu. Yani bu memleket sandıkların kurulması Sultan Abdülaziz dönemidir. Ama Ziraat Bankası'na çevrilmesi de 2. Abdülhamit Han devrindedir. Bunu unutmayalım. Ertuğrul faciası hatırlarsanız Japonya'ya gönderilen Ertuğrul fırkateyni vardı. Dönüşte batmıştı. Yine Duyunu Umumiye'nin kurulması 1881 yılındaydı. Borçlar İdaresi'ydi. Osmanlı'nın ilk arkeoloji müzesinin açılması yine 2. Abdülhamit Han dönemindeydi. Hicaz demir yolları hattının yapılmaya başlanması o dönemin en önemli projelerinden biriydi. Bu da 2. Abdülhamit Han zamanındaydı arkadaşlar. 15. sorumuza geçelim. Bir su molası vereyim. Fransız etkilerinin yaymış olduğu fikirlerden milliyetçilik, milliye yemenlik, demokrasi hangileri diğer ülkelerde siyasi yapıların değişmesine neden olmuştur diyor. Bakın. Özgürlük, adalet, ulus bilinci, hak, hukuk anlayışı bu düşüncelerin hepsi neydi? Diğer devletlere etki etmişti arkadaşlar. Zaten Fransız İttilerli imparatorlukların parçalanmasına da sebebiyet vermişti. Bundan dolayı bizim doğru cevabımız 1, 2, 3. Yani E şıkkıdır. 16. sorumuza geçelim. Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında görevde olan Osmanlı kabinesiyle Bakın Osmanlı kabinesiyle ateşkesi imzalayan kabine üyesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Ahmet İzzet Paşa hükümeti ve Rauf Orbay. Bakın Ahmet İzzet Paşa hükümeti ve Rauf Orbay. Bizim doğru cevabımız burada B şıkkıdır. Hatta Rauf Orbay için biz ne demiştik? Bu antlaşmayı imzaladığından dolayı arkadaşlar Lozan'a Mustafa Kemal tarafından gönderilmemiştir. Lozan'a Rauforba yerine İsmet Paşa gönderilmişti. Bu antlaşmayı imza attığından dolayı. Bu bizim doğru cevabımızdır. Yine Ahmet İzzet Paşa hükümeti yerine Tevfik Paşa hükümeti daha sonra kuruluyor. Bunu da dipnot olarak verelim arkadaşlar. 17. sorumuza geçelim. Birinci TBMM'nin aldığı ilk kararlardan birisi olan meclis içinden seçilen bir heyet meclisin vekili olarak hükümet işlerini yürütecek ve meclis başkanı bu heyetin de başkanı olacak maddesine bakılarak. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Kararların çabuk alınması ve yürütülmesi amaçlanmıştır. Güçler birliği tam olarak sağlanmıştır. Yargılarının hangilerine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar güçler birliği için biz ne demiştik? Yasama, yürütme ve yargının tek elde olmasıydı. Ama yukarıda bundan bahsetmiyor. O zaman ben burada üçüncü şıkkı elerim. Ama meclis hükümeti sisteminden de şuradaki birden de kararların çabuk alınması, yürütülmesi, amaçlanması da bizim burada doğru cevabımızdır. Bizim buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. 1 ve 2. 18. soruya geçelim. Aşağıdaki komutan veya birliklerden hangisi birinci TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırmak için mücadele etmemiştir diyor. Arkadaşlar bizim buradaki doğru cevabımız Kuvayi İnzibatiye yani B şıkkıdır. Neden B şıkkıdır? Çünkü İstanbul hükümeti destekliyor ve TBMM'ye karşı çıkan isyan. Bu bizim doğru cevabımız oluyor komutan veya birliklerin hangisi TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırmak için diyor bize burada. Bu bastırmıyor arkadaşlar. Direkt çıkan isyanlardan biriydi. 19. sorumuza geçelim. Milli mücadele döneminde işte saltanata karşı mücadele edilmesine rağmen Mustafa Kemal İstanbul'un işgalinden sonra mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü bakın mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü açıklaması veya Erzurum Kongresi'nde padişah ve halifeyi baskı ve zordan kurtarmak için kuvayi milliyi etkin kılmak esastır gibi milli irade ile çelişen ifadeleri kullanmasının amaçları arasında birlik ve beraberliği sağlamak, öncelikle bağımsızlığı kazanmak, milli mücadeleyi katırma alttırmak. Arkadaşlar burada Mustafa Kemal'in kendi düşüncesiyle ters olan öncüller var ama bunun tamamıyla amaç birlik beraberliği sağlamak, Önce bağımsızlığı kazanalım sonra diğer sorunları hallederiz düşüncesi ve milli mücadeleye o dönemde olan katılımı arttırmak amaçlanmıştır. Doğru cevap E şıkkıdır. 20. sorumuza geçelim. 1. TBMM kuruluş savaşı yıllarında düzeltiyorum. Kurtuluş savaşı yıllarında farklı ihtiyaçlardan dolayı farklı kanunlar çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunlardan biri değildir diyor arkadaşlar. 1. TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 yılları arasındaydı. Biz bundan söylemiştik değil mi? Yılları hatırlarsanız. Soruda geçen kanunlara baktığımız zaman işte başkomutanlık yasası, İstiklal Marşı'nın kabulüne dair kanun, Hiyanetin Vataniye Kanunu, Saltanatın Kaldırılmasına dair kanun, Takriri Sükun Yasası, benim burada Takriri Sükun Yasam vardı. O 1925 yılındaydı. Ama 1. TBMM 1923'te zaten görevini kapatmıştı. Yerini ikinci TBMM'ye bırakmıştı. Bundan dolayı doğru cevabımız E şıkkıdır. 21. soruya geçelim. 1924 Anayasası ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1945'te Anayasanın dili Öztürkçeleşmiştir. 1937 yılında Laiklik ve Atatürk ilkeleri Anayasaya girmiştir. 1928 yılında Devletin Dini İslamdır ifadesi Anayasadan çıkarılmıştır. 1935'te vekillerin yemin şekli değişmiştir. 34 seçme yaşı 22'ye çıkarılmıştır. Arkadaşlar bu tamamiyle detay ve ezber sorusudur. Bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Vekillerin yemin şekli değişmiştir. Neden bu D şıkkıdır arkadaşlar? Çünkü bu 1935'te değil 1928 yılında olmuştur. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bakın burada ezber sorusu. Hani bu soruyu yapamayabilirsiniz. Çünkü bu yıllarda ne olduğunu bilmeniz lazım. 22. sorumuza geçelim. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve alın yazılarını, canlarını, falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların ellerine bırakan insanlardan oluşmuş bir topluluğa uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi? ulusumuzun gerçek niteliğini yanlış anlamda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi öğeler ve kurumlar yeni Türkiye Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ne sürdürülmeli miydi? Bunu önem vermemek ilerleme ve inlişme adına en büyük düzeltilmez bir yanılgı olmaz mıydı? Atatürk'ün bu anlatımı ile inkilapçılık, laikçilik, devletçilik ilkelerinden hangileri arasında bağlantı kurulabilir diyor. Arkadaşlar değişim, dinamizm Bunlar laiklik ve inkılapçılıkla alakalıdır. Burada devlet eliyle yapılan herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bizim doğru cevabımız C şıkkıdır. Bakın kocaman bir metin var. Ama bizim buradan kapacağımız şeyler değişim, ilerleme, bu dinamizm kelimeleri kaparak doğru cevabı bulabiliriz. Uzun metin sizi korkutmasın lütfen. 23. soru Şeyh Said isyanının ve Menemen olayının şeriata, laikliğe, mevcut düzene hangilerine karşı çıktığı söylenebilir diyor. Bakın. Şeriatı geri getirme amacı güden neydi? Şeriatı geri getirme amacı güdüyordu arkadaşlar. Şeyh Said isyanı. Laikliğe ve mevcut düzene. Hatta Menemen olayında da bizim Kubilay hatırlarsanız şehit olan Kubilay subayımız vardı. Subay Kubilay'ın şehit edilişi. O da mevcut düzeni korumaya çalışıyordu. Şeyh Said İsyan'ı hem laikliğe hem de mevcut düzene karşıydı arkadaşlar. Şeriat'a karşı değildi. Şeriat'ı geri getirme amacı güdüyordu zaten. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 24. soru İstiklal mahkemelerinin hüküm verdiği olaylar arasında Atatürk'e suikast girişimi, asker kaçakları, tekalifi milli emirleri hangilerinin olduğu söylenebilir? Arkadaşlar Bizim buradaki doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkıdır. Hatta buna ek olarak yanına not alın lütfen. Şey Said isyanı da yine İstiklal Mahkemeleri tarafından görülen davalardan biriydi. Bunu unutmayın lütfen. 25. soruya geçelim. Türkiye'nin soğuk savaş döneminde batı ile yakınlaşmasından belirleyici olan etkinler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Şimdi Batı ile neden yakınlaştık? Bir güvenlik arayışımız vardı. E, modernleşme süreci tabii ki devam ettirmek istiyorduk. Ekonomik yardım o devlet sadece bizim için değil, o zamandaki bütün devletler için gerekliydi. E Sovyetler Birliği tehdidi vardı. Stratejik önemi azaltma diyor bakın burada. Ufak bir kelime oyunu var. Azaltma değil, arttırma amacı güdüyorduk arkadaşlar. Bundan dolayı doğru cevabımız D şıkkıdır. 26. sorumuza gelelim. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katıldığı dönemde iktidarda olan parti aşağıdakilerden hangisidir diyor? 1950-1960 yılları arasında iktidarda olan parti Demokrat Parti'ydi. Yani DP arkadaşlar. Cevap bundan dolayı A şıkkıdır. Hatta Kore Savaşı'na asker gönderimi 1950 yılının ortalarındaydı. Asker gönderme kararı da yine Demokrat Parti'nin önderliğinde alınmıştı. Cevap A şıkkıdır. 27. soru ve bu haftaki deneme sorularımızın son sorusu. Aşağıdaki ülkelerden hangisi soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin etkisi altına girmemiştir diyor. Bakın Sovyetler Birliği, soğuk savaş ve bunun altına girmeyecek. Doğu bloku veya demir perde ülkeleri olarak adlandırdığımız ülkeler vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Polonya bunlar adlandırılabilirdi. Ama Yunanistan arkadaşlar yoktu. Yunanistan zaten ne yapıyordu? Yeni kurulan Türkiye Devleti ile birlikte NATO'ya katılma amacı güdüyordu. Zaten beraber işlemleri yapıyorlardı o yıllarda. 1950'li yıllarda. Doğru cevabımız burada C şıkkıdır. Bu haftaki soru çözümlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızın bu özellikle evde kaldığımız dönemde devam etmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sizler de videolarımızdan memnun kaldıysanız kanalımızı takip etmeye devam edin lütfen. Evde kalmaya özen gösterin. Bol bol soru çözün. Sınava kadar hepinize başarılar. Haftaya görüşene dek hoşçakalın arkadaşlar.